NG Haber olarak halkın nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Bugün Kastamonu halkına belediye başkanından bir şey istemiş olsaydınız bu ne olurdu sorusunu yönelteceğiz. Vatandaşlar neler isteyecek? Gelin hep birlikte öğrenelim. Sağlığından başka bir şey istemeyin. Ne istesen verir zaten. Belediyeden ne isteyeceğiz? Biz bir şey istesek yapamıyorum der. Bunun şeyi o. Başka bir şey diyemez ya. Belediye başkanı seviyoruz fakat hiçbir iş yapmıyor. Sadece bunu diyorum. Başka bir şey yok. Muhtara söyledik. Muhtar da kalın olmuyor. Bak şurada oturacak yerimiz yok. Her yer rezillik, pislik. Onun için bir şey diyemiyoruz yani. Belediye başkanı zaten kendisi zor durumunda. İstifasını veriyor ama öyle derde koyuyor. Ben kendim üstüne ne isterim ne kızım? Kendim yaşlandım. Kimsin 75 yaşıma. Bu yaştan sonra ben ondan ne isterim? Bana bu da muştan mezar yeri versin o kadar. Ben bir şey istemiyorum. Yani ölünce bizim oraya konma şansımız yok parayla. Kaç para alacakları belli değil. 500 mi alacaklar, 1 milyar mı, 2 milyar mı ne alacaklarsa. Benim o parayı öldükten sonra ödeme şansım yok. Benim oğlum yok, 3 tane kızım var. Kızların da kocalarından boşandılar şu anda. Ona da benim maaşımı bölüyorlar. Ben yarım gibi bir şeyim yani. Oturduğum yer vallahi toprağın üstünde oturuyorum. Bir kapıcı dairesindeyim şu anda. Niye mezar istedim? Benim ölünce nereye koyacaklar? Ben kimsesiz mezarlığına mı koyacaklar? Yani mezarımız dururken mezarlığımız. Niye paralı etmişler? Onun orası daha köy. Paralı. Şu anda paraya döndü. Ya çocuklarım falan bir işe girmeyi için eğer bir sorabilirdim yani. İş var mı diye. Şehrimizin temizliğini isterim. Ya kardeşim dışarı çıkıyoruz. Maskesiz dışarı çıkamıyoruz. Her türlü her yere varıyorsun mikrop kapıyorsun. Bak sularımız hep hastalık var. Hep inseliyoruz. Hep çocuklar. Hastanede dolu hastane. Bugün yine hastanedeydim ben. İşsiz olanım var. İş isterdim. Doların inmesini isterdim. Başka çocukların ehliyet almasını isterdim. Mazar bana fark etmez yani ne ehliyet oldu. Çevre temizliğine daha önem verilmesi. Tek dileğim bu. Çünkü şikayetler o yönde. Ve onun gelmesini en çok isteyen bendim Galip Edinoğlu'nun. Çevre temizliğine daha çok önem gösterilmesini istiyorum. Dileğim bu. Burs veriyor mu? Benim bildiğim kadarıyla vermiyor mesela. Burs verebilir. Hani lise kız öğrencilerine falan hani burs olabilir. Onun dışında bir şey daha vardı aklımda da şu an. Şey istiyorum ya. Kastamonu'na biraz daha etkinlikler yapılsın istiyorum. Hani öğrencilere yönelik de olsun, konser olsun. Yani şöyle eğlenebileceğim sanatçılar gelsin. Otobüs fiyatlarının düşürülmesi. Belediye başkanından bir şey istemiş olsak ne isterdik? Şu güzel bir yere bir tramvay olabilir düz hatasında. Yani Kastamonu uzun ve geniş bir çayımız var. Fakat bunun değerlendirilemediğini düşünüyoruz. Altına üstüne güzel bir raylı sistem yapılsa hem Kastamonu için güzel olur, reklam tanıtım amaçlı bir şeyler olur. Ben böyle bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle bir de burada gariban ben baktığımda Kastamonu'da gezdiğim halde mesela görüyorum kağıt toplayanlar oluyor. Öncelikle onlara iş istihdamını vermesini istiyorum. O küçük çocuklar için de mesela baktığımda mesela yarı yak gezen çocuklarımız oluyor. Onlar çöplerden atık şeyler topluyorlar. Onların kazançlarını sağlıyorlar. Buradan öncelikle başkanıma sesleniyorum.